26 yaşındayım. Video kurgu, edit, prodüksiyon, aynı zamanda çekim falan da yapıyorum. Genelde bana markalar ürünlerini tanıtmak için video filmler istiyorlar. İşte bana bir ürün geliyor. Burak, böyle böyle şöyle bir ürünümüz var. Bununla ilgili bir film tasarlar mısın diyorlar bize. You have to save your voice for the next year. Lisede başladım. Lisede bizim bir hocamız vardı, İsmail Hoca. Lisenin video prodüksiyon işlerini yapıyordu. Orada bir baktım, monitörleri, şunları bunları gördüm. Onlar çok ilgimi çekti. Yavaş yavaş, normalde resim okuyordum. Resim okurken bu şeylerle ilgilenmeye başladım. İsmail Hoca'nın yanında sürekli takılıyordum, ediyordum falan filan. Öyle başladı. Sonra ilk bir şeyi gördüm. Bu GoPro'nun Hero 3'ün bir şeyi var. Tanıtım filmi var. Bayağı güzel bir aksiyon filmi çekmişler. Onu görünce direkt şey dedim zaten böyle. What, bu ne falan filan. Çok hoşuma gitti. Sonra yavaş yavaş işte telefondan yaparak, bilgisayardan yaparak başladım. Markalar bana ürünü gönderiyor. Bir film tasarlıyorum, proje tasarlıyorum, bütçelendiriyorum, markaya sunuyorum. Onaylanırsa çekiyoruz projeyi. Ya şu an için profesyonel bir iş alanına döndü ama hobi olarak başlamıştı. İlk başta kendi çektiğim videoları kurguluyordum. Sonra yavaş yavaş teklifler geldi, bir şeyler oldu derken profesyonel bir alana dönüştü. Kurumda da çalıştığım oldu. Kurumlarda da çalıştım, markaların bünyesinde de çalıştığım oldu ama özgür olmak daha eğlenceli, daha önemli bu alanda. Yani özgür olduğunda, çıktığında bu işi yapmak istiyorum, yapmak istemiyorum. Çünkü yapmak istemediğin işten güzel bir şey çıkartamıyorsun abi. Güzel bir proje çıkmıyor. Ya şey olduğunda da, gerçekten severek yaptığın bir proje olduğunda da çok paraya bakmıyorsun zaten. Sanıyorum herhalde Nişmen'e bir iş yapmıştık. Edit değil, çekim kısmında da işte bütün duvarları beyazla kaplamıştık, bir şey olmuştu falan filan. Sonra bir müzik buldum. Çok hoşuma gitti ve müzikle görüntüler çok iyi oturdu. Onu yaparken acayip keyif almıştım. Araba çekiyordum bir ara. Araba kurguları altında işte bir sound design yapıyorsun, şey yapıyorsun falan. O çok keyifliydi. Sonra ondan sıkıldım. Klip editledim. Yapmadığım, yapmak istediğim, bilmiyorum ya. Özgür olabildiğim her işe okeyim. Kendi ruhumu katabildiğim her işe okeyim. Ben Final Cut kullanıyorum. Final Cut biraz daha dürtüsel çalışıyor Premiere'e göre. Ben de daha çok dürtüsel çalışan bir insan olduğum için hani işin teknik kısmını düşünmekten ziyade aklıma gelen şeyi çok daha iyi yansıtabildiğimi düşünüyorum. Edit olayının şeyi çok keyifli oluyor abi. Videoyu, kurguyu yapıyorsun falan, çekimi yapmışsın, bitirmişsin. Mükemmel bir şey. Bazen editte siz de yaşamışsınızdır. Şey oluyor. Müziği koyuyorsun, şey yapıyorsun, oturuyor. Tam geçerken müzik yükseliyor, bir şeyler oluyor falan. Orada çok yükseliyorum. Bir de şey, kalır. Kalır çok hoşuma gidiyor ya. Kalır yapmak. Çünkü video yaparken videonun en kötü, en sevmediğim şeyi çalışırken müzik dinleyememek. Ben çalışırken müzik dinlemeyi çok seviyorum. Kalır yaparken böyle güzel bir rap müzik açıp takılıp kalır yapmak, o da çok keyifli geliyor. Ama şey de keyifli ya. Sound design kısmı da çok keyifli. Ses tasarımı yapmak, güzel bir ses paketi bulup oraya dizmek, o da çok keyifli geliyor. Bence her işte olduğu gibi harbiden çok fazla çabalamak, uğraşmak. Çünkü nasıl bir basketbolcu başarılı olmak için her gün 50 kere dribbling yapması gerekiyorsa, senin de aynı şekilde sürekli. Çünkü bir noktadan sonra şuna dönüyor. Şunu yapmak istiyorum, nasıl yapabilirim değil de tamamen unutuyorsun, bilincin kapalı bir şekilde bir dil konuşur gibi düşünmeden akıtarak yapabiliyorsun bunu. O yüzden benim için her şey sürekli olarak bu işe devam etmek, sürekli her gün bir şey editlemek çok önemli. Bir de aynı zamanda kendi ruhundan bir parça bulup derinlere inip buraya yansıtabilmek için de daha bir saydamlaşmak gerekiyor. O şeyleri yakalamak önemli. Şu da çok önemli abi. Siz de yaşamışsınız. Mesela bazen bir işi yaparken flow state'e geçiyorsun. Her şey kayboluyor. Başka hiçbir şey görmüyorsun. Tamam. Ben sadece işte yaptığın işle bir oluyorsun. Bence iyi iş asıl orada çıkıyor. Abi ilk projeye başlamadan önce dediğim gibi yine o flow state'e geçtiğin için bütün her tarafı temizliyorum. Tamamen masanın tozundan almasından her şeyine kadar. Şeye dönüşüyor çünkü projeyi yaparken abi gözün hiçbir şey görmüyor. Kahve içiyorsun, şey yapıyorsun falan filan. Yani bir kaptırıyorum kendimi. Her şey yok oluyor bende. Her taraf felaket dağılmış, bir şeyler olmuş falan filan. Öyle bir rutinim var. Bir de şey yapmadan önce, yani marka geldiğinde o projeye başlamadan önce bir çıkarım, gezerim, bir kafamda full o olur. Onunla ilgili şeylerin farkına varmaya çalışırım. Bir
farkındalığını kısıyorsun, sadece ona odaklanıyorsun. Oturuyorum abi, beynime done veriyorum. Üründe mesela, geçen bir marka bir ürün için şey istedi, film çekmemi istedi. Gittim abi, görüştük. Ürünlere bakıyorum her şeyden önce. Mesela vücut kokusu. Sıkıyorum, bana nasıl hissettiriyor, şu bu falan. Ürünü bir tanımaya çalışıyorum. Tanıdıktan sonra benzer reklam filmlerini izliyorum. Sonra bunu kendi kültürümde, kendi yaşadığım şekilde, kendi açımdan nasıl tanıtabilirim olarak bakıyorum. İşte o fikir geldikten sonra fikrin projelendirme kısmı oluyor. Projelendirme kısmında böyle bir film çekmek için işte CGI mi gerekiyor, görüntü yönetmeni, şu bu falan filan, projenin bütçesine göre. Bunu abi bütçelendiriyorum, veriyorum müşteri. Ya böyle böyle bir film çekeceğim, böyle böyle bir şey yapacağız falan filan kısmı. İşte çekimler bitiyor, onlar bitiyor falan filan derken kurguya geçiyoruz. Kurgu apayrı bir şey zaten. Kapanıyorum, hiç dünyayla iletişimi tamamen kesiyorum. Orada kurguluyorum, çıkış süresi de değişiyor. Başkalarının yaptığı videolarda bende bir şeyler uyandırıyorsa, gerçekten böyle izlerken wow, okey falan filan, yani duygusal olarak beni bir yükseltiyorsa veya başka bir duygu durumu. Zaten sanatta öyle bir şeydir abi, bir söz vardı. Sanat güzel olmak zorunda değildir, sanat size bir şeyler hissettirmek zorundadır diye. O yüzden bana ne hissettirdiği önemli. Çünkü mesela şeyden de bahsedebilirim bak, şey oluyor abi. Bazı videolar görüyorsun, hatta benim de oldu. Çok büyük paralar harcanmış, çok büyük prodüksiyonlar harcanmış falan filan ama ruhu yok işin. Anlatabiliyor muyum? Bazen de bakıyorsun abi, adam telefonuyla çekmiş. 2-3 video bir şey olmuş ama gerçekten güzel bir noktaya değiniyor. Güzel bir duygu katıyor sana ve bir otantiklik var işin içinde. O çok önemli benim için yani.